Arkadaşlar merhaba. 6 Aralık 2021 Pazartesi akşamı Philadelphia'dayız. Amerika'da tam 7 koşulu bir program var. Evet, Philadelphia Parik Spor Dumu'nda bu 7 koşulu program tabii bize var. 10 koşu normalde. Oradaki 4. koşudan başlayacağız biz. Yani bizden evvel, yani 1. koşudan evvel 3 koşu koşulmuş olacak arkadaşlar. Bunu da biz aslında normalde takip etmek isteriz tabii. Jockey performansları biraz önemli oluyor. Evet. Birinci koşu, satış koşusu 21.31'de. Yedili plasenin başlangıç ayağı şartlı. 3 yukarı İngilizler 1600 metre. Tüm koşular kum pisti arkadaşlar. Normal kum pistte koşacak. 7 numara My Man Elvis arkadaşlar. Normalde bu Mucho Macho Man yavrusu çok rahat bu koşuyu kazanması lazım. Normalde alternatif banko olarak, yani alternatif banko dediğimiz yedili plasede istiyorsanız banko yazabilirsiniz. İki tane daha at var, yalnız zor olacak. 4 numaralı Board Over the Hill, Jonathan Ocasio'yla ve üçüncü atımız da 3 numaralı Didn't Do It, Michel Sanchez'le. Yani 7, 4 ve 3 diyoruz normalde ama yedili plaseyi küçük oynayanlar ve mis yapmak isteyen arkadaşlar burada 7 numaralı My Man Elvis'i rahatlıkla banko atabilirler arkadaşlar. Onda bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz. Altılı Gayan ikinci koşuyla beraber 21.58'de başlıyor. Yani gece 10'a 2 kala. Satış koşusu şartlı dişi 3 yukarı İngilizler 1100 metre, böyle hız koşusu diyebileceğimiz bir kısa mesafeli bir koşu bizi bekliyor. Arkadaşlar burada da burayı da ikiye ayırdık. Yani küçük kuponlar için 3 numaralı Exact Michel Sanchez ile ve 6 numaralı Confirmed Genius Frankie Pennington'la normal şartlarda burası için yeterli. Bu 3 ve 6'nın dışında at yazmak isteyenler 8 numaralı Karen Sway and the Hernandez ile 1 numaralı Miss Canela Luis Rivera ile ve 2 numaralı Grimhild Jeremy Laprida ile burada bir ses getirebilir. Tabii ki 4 numaralı High Time Valentin de iyi koşar. Yani buraya baktığınız zaman şimdi 3 ve 6'nın dışına çıkarttığınız zaman burada hemen hemen tüm atların geliri oluyor o zaman da. Yani ilk kez koşacak olan burada 5 numaralı Taksimat var. Arapça yazmışlar bu Taksimat'ı artık. Taksimat Arapça mı? Nasıl yazılmış bilemiyorum da. Evet, burası 3 ve 6 diyoruz. 8, 1, 2, 4 de diyoruz. Keyfe keder. Üçüncü koşu ikinci ayak, yani opsiyonel satış koşusu şartlı 3 yukarı İngilizler 1400 metre kum pist, 7 tane safkan var. Arkadaşlar burada günün ilk teki var. O da 7 numaralı Insta Famous Michel Sanchez'le arkadaşlar ilk kez koşacak olmasına rağmen ki burada ilk kez koşu gözükmüyor bizde. Bir saniye onu bir daha teyidini alayım. Arkadaşlar neden yansıtmamışlar burada son 6 yarışı bilmiyoruz ama bu safkanın Park Racing, yani Philadelphia'da bu hipodromda arka arka 3 tane ikinciliği var ve bizim çok net bir bankomuz arkadaşlar. Burada neden yansıtmamışlar biz anlayamadık onu ama yani bu hoş bir şey değil, bunu yansıtmamaları, bilemiyorum. Yani yabancı bir ülkede olduklarını bazen yapmıyorlar, hani biliyorum da. Onu anlıyoruz yani, Fransa'dan gelmiştir, işte Fransa'daki yarışları yoktur burada gibi. De burada, yani bir de burada bu hipodromda 3 tane arka arka ikinciliği olan bir safkandan bahsediyoruz. Burada bu opsiyonel satış koşusunu çok rahat kazanacak bir safkan mı? 7 numara bizim bankomuz arkadaşlar, Insta Famous. Dördüncü koşu satış koşusu 22.52'de şartlı dişi 3 yukarı İngilizler 1670 metre kum pist başlık bu. Evet, günün en zor ayağı burası. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim, yani burada biz şimdi 8 at vereceğiz, 12 at koşuyor. Bu ayağı kapatırsanız çok rahat edersiniz. Zaten 2 tane bankomuz olacak. Yani bir tane daha bankomuz var. Yine de bir sıra verelim arkadaşlar. 5 numaralı Beautiful Star, Abner Adorno ile. 1 numaralı Belle Miss Party Girl, Luis Rodriguez Castro ile. 10 numaralı Cooper Penny, Joseph Berrios ile. 4 numaralı Spicers Gold, Jorge Gonzalez ile. 11 numaralı Allegretto, Gerardo Milan'la.
12 numaralı Kui Madam. Kui Madam, evet. Evet, Madam yani. Burada Anthony Nunez'le 6 numaralı Bohemia Baby Frankie Pennington'la ve 2 numaralı Pasha Time Adwal Ignacio'yla. Arkadaşlar yaban atmayın, bu Pasha Time kötü bir at değil. Bunu mutlaka yazın. Tonalist yavrusu. Bugün sürpriz yaparsa zaten Florida orijin zannedersem bir tek bu. Florida orijinleri zaten biliyorsunuz. Diğerlerinden daha farklı ve daha güçlü oluyorlar, bilmiyorum neden. New York orijinler de öyle o şekilde. Biz bunu almadık gerçi bugün, değil mi? 8 numara. Yok bizde. Dileyen arkadaşlar kapatacağız biz zaten. Yani aldık almadık. Hani biz yine de verelim sıralamayı. 5, 1, 10, 4, 11, 12, 6, 2 dedik. Biz hepsi diyeceğiz kendi kuponumuzda buraya. Bu aya öyle risk atacak bir durumu yok. Eğer oynamak istiyorsanız. Böyle çok da böyle kötü bir ikramiye de çıkmayacak burada yani, onu söyleyeyim size. Tatmin edici bir şey olacak gibi duruyor. 5. koşudayız şimdi. Maiden 3 ve Yukarı İngilizler 1670 metre. Kum pistine başlık. Burada da ikinci tekimiz geliyor. 5 numaralı Codependent James Rodriguez'li arkadaşlar. Bu da çok net bir banko. En son çalışması da 20 Kasım'da 1000 metreyi 0.59.43 ile tamamlamış. Yani 1 dakikanın altında bir 1000 metre çalışması da gözüküyor. Normalde elini kolunu sallayarak bu yarışı kazanması lazım gelen bir safkandan bahsediyoruz şu anda. 5 numara Codependent James Rodriguez'le banko. İkinci bankomuz olmuş oldu. 6. koşudayız. Opsiyonel satış koşusu. Burada şartlı 3 yukarı İngilizler 1400 metre. Arkadaşlar burada da yine 5 at yazacağız. 7 numaralı Big City Bob Ruben Silvera ile 9 numaralı Nimble Beast Angel Castillo ile 4 numaralı Super Energizer Nick Juarez ile 1 numaralı Rock Gin Dexter Hot Dog ile ve 2 numaralı Loveliness Gerardo Milan'da. Yani 7, 9, 4, 1, 2 tam burasını 5 atla geçtiğimiz zaman adeta kapatmış gibi olacağız. Ancak 7 numaradan, burada da 7 numaralı Big City Bob Ruben Silvera ile, ki tecrübeli jockey. Ruben Silvera'yı hatırlarsanız bu Aqueduct'larda, işte Gulfstream'lerde, Kentucky Downlar'da dahi at binerken gördük, izledik. Burada da bu Big City Bob'u birinci getireceğini düşünüyorum arkadaşlar, açıkça söylemek gerekirse. Burada 7 ilk atımız 9, 4, 1 ve 2 arkasından dedik. 7. ve son koşudayız. Philadelphia'da şartlı 3 yukarı İngilizler 1670 metre. Kum piste çıkacaklar. 14 tane burada safkan var. 14 safkan içerisinde 6 tane safkan biz bulduk. 13 numaralı Big Beautiful Wall Ruben Silvera ile yine ilk atımız. Ruben Silvera adeta arkadaşlar bu iki koşudan bir tanesini alacak gibi duruyor. Öyle gözüküyor. 9 numaralı Social Group arkadaşlar. Ruben Silvera ile, eğer gördüğünüz gibi bakın iki ata yazılmış kendini burada. İkisini de biz ilk at olarak 9 ve 13'ü den bir tanesi koşacak. Yani 5 atımız olmuş olacak 6 atken. 5 numaralı Rafi Michel Sanchez ile Ruben Silvera diyormuşuz meğersem. 3 numaralı Kings Highway Sylvester Gonzalez ile 8 numaralı Yandering Abner Adorno ile ve 10 numaralı Boston Light Jonathan Ocasio ile arkadaşlar. Yani burası 13 ve 9, hangisi Ruben Silva'ya binerse ona yazıyoruz. 5, 3, 8, 10 diyoruz. Burada biz Piggy Bank'ı yazmadık Dexter Hot Dog'un. Dilerseniz onu da yazın arkadaşlar. Piggy Bank'ın da burada bir şekilde gelme ihtimali var. Dediğim gibi burada riskli ayaklardan bir tanesi burası. Onu söylemek gerekirse. İki tane bankomuz var bugün. Hayırlı olsun diyelim arkadaşlar. Yabancı yarışlarının tek adresindesiniz. Türk yarışları ile ilgili birçok tahmininci arkadaşımız vardır mutlaka. Onları takip ediyorsunuzdur. Ama yabancı yarışlarda 1,5 yıldır stabil olarak, sabit olarak daima kazandıran ve daima verimli olarak sizlere bilgi aktaran tek kanal biziz. Bunu gururla ve altına basa basa söylüyoruz hakkımız olarak. Her şey gönlünüze göre olsun arkadaşlar. Philadelphia ile ilgili görüşlerimize noktayı koyuyoruz. Fransa, Marsilya'daki videomuz yayında. Şanlıurfa ve Bursa ile ilgili de almış olduğumuz bilgilerle ait videolar da sizlere şu anda yayında. Onları da izleyebilirsiniz.
İyi bir pazar akşamı geçirmenizi dileğiyle. Hoşça kalın.